Erişilebilir gitar eğitimi ders 24. Evet arkadaşlar, gitar derslerimizde alttan ikinci tel C'deyiz ve C telinin de son çalışmasına geldik. Hayırlısıyla bugün C'yi bitiriyoruz. Bundan sonra C ve Mi tellerinde, yani iki teli birlikte kullanarak biraz daha zengin melodilerle birkaç çalışma yapacağız. Bu dersimizde de ekranda video görüntüsü olarak çalışacağımız parçanın notaları yer alacak. Şimdi yeni çalışmamızın bonasına bakalım. Evet, yine 4-4'lük bir parça var. Hazır, birlikte olabilir. Hem dinleyin, geri alıp yine birlikte söyleyebiliriz. Son, ki, 3, 4. Si, do, re, ki. Si, do, re, ki. Si, do, re, si. Do, ki, sus, ki. Si, do, re, si, do, re, do, si, re, do, si, sus, sus. Gelelim solfejimize. Ses almamız lazım. Evet, dört dörtlük. Hazır. Birlikte. Son, ki, üç, dört. Si, do, re, si, do, re, si, do, re, si, do, sus, sus, si, do, re, si, do, re, do, si, re, do, si, sus, sus. Gördüğünüz gibi genelde bir vuruşluk notalar var. Bazı sondaki notalar iki vuruş ve onların arkasından da iki vuruşluk suslarımız var. Yani şöyle bir melodi. Ra 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 sus sus ra 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 na 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 sus sus. Gelin gitarımızla çalalım önce notasını söyleyerek. Hazır, beraber. Sol elimiz tam yerinde, baş parmak sapın arkasında orta çizgide. Hatırlatalım bunu, epeydir söylemedik. Bütün parmaklar dört parmakta, klavyenin üzerinde göreve hazır. Boş tel C ile başlayacağız. Sağ elde parmaklar 1-2 C teli üzerinde hazır. Aşağıdan yukarı doğru tırnaklarla hafif çekiyoruz. Bileğimiz içeri göçmüyor, hatırlatıyorum. Elimiz ses deliği üzerinde, o civarda. Yani sağ, ha arkadaşlar bakın, ses deliği üzerinde böyle bir ses çıkıyor. Sağa gidersek böyle gevrek bir ses çıkar. Bunun aslında bir adı var, ponticello falan deniyor. Yani bu bir teknik. Böyle bazen renk olsun diye buradan çaldırılıyor. Yani besteciler öyle yazıyor. Bir de sağ el yine, yani ben buradan nereye gittim onu söyleyeyim. Bu gevrek ses çıkması için sağ elimi sağdaki eşiğin dibine kadar götürdüm. Ben buradan tekrar ortaya doğru kaydım. Delik üzerindeyim. Oradan biraz sola kayabilirim. Bakın. Oradaki şöyle bir 4-5 perde. Hani sapa girdim. Sağ elden bahsediyorum, onu söyleyeyim. Sapa girdim. Biraz hafif sola doğru kaydım. Bakın. Orada çalarsam si telini biraz daha koyu bir ses çıkıyor. Yani bakın, delik. Delik civarı böyle. Sağ taraftaki eşik civarı da böyle. O soldaki sap üzerinde çalınan da işte sorrento olabilir, yanlış hatırlamıyorsam. Onu da öyle söylüyorlar. Hani biraz daha duygusal, koyu bir ses çıkıyor. Neyse, biz yine işimize dönelim. Solfejle beraber notayı çalıyoruz. Hazır. Son, ki, üç, dört. Si, do, re, ki. Si, do, re, ki. Si, do, re, si. Ki, sus, ki. Si, do, re, ki. Si, do, re, ki. Do, si, re, do. Si, iki, sus, iki. Bakın, sondaki si'den sonra sus iki derken, şöyle sağ elimi kapattım, sol elimi de biraz kapattım. Si telini susturdum. Yine hatırlatacağım bir şey, sağ el parmaklarını güçlü çalıyoruz arkadaşlar. Çok böyle naif değil. Gitardan ses çıksın, karşı tarafa ulaşsın. Şimdi bir kere de solfejsiz olarak çalalım. Hazır, birlikteyiz. Melodiyi artık birazcık ezberledik.
Evet, son, ki, üç, dört. İki. İki. Do, iki, üç, dört. İki. İki. İki, sus, ki. Orada 3-4 dediğim arkadaşlar, yanlış anlaşılmasın. Hani do sesini 2 vuruş uzattık. 3. ve 4. vuruşlar sustu. Yani orada elimi kaldırdım, susturmaya çalıştım. 3-4 çıktı ağzımda. Aslında o do'yu uzatmak için bir 3-4 değil. 1-2 diyebilirdim, sustu onlar ama kabul etmek lazım. O ölçünün 3. ve 4. vuruşları onlar. O yüzden sıkıntı yok. Evet arkadaşlar, böylece si telini de bitirmiş olduk. Ben şimdi size yine bir gitar müziği dinleme önerisinde bulunacağım. Daha önce söylediğimiz Francisco Tárrega'nın, yani İspanyol gitar bestecisinin, ki görme engelli olduğunu da hatırlatmıştık, söylemiştik. Elhamra anılarını dinlemiştik. Bu sefer arkadaşlar Arap Kapriçosu veya Arap Kaprisi isimli eserini size önereceğim. Bu eser İspanyol bir besteci tarafından düzenlenmiş ama İspanya'daki Arap etkisi, Tarık Bin Ziyad'la oraya geçilmesi, işte Emeviler yanlış hatırlamıyorsam, tarih hatası yapmayayım ama orada belli bir dönem Arap hükümranlığı da olmuş ve tabii ki kültürel olarak da oraları etkilemiş. Bu eserde biraz o havayı yansıtıyor. Kapris demek bir ülkenin halk müziğinin klasik müziğe uyarlanması demek. Böyle tarif edebiliriz. Kapris veya capriccio denebiliyor. Yani kapris yapmakla pek ilgisi yok. Şimdi ben bu eseri çalışmıştım. Birazcık seslendirmeye çalışacağım size. Olabildiği kadar başından bir iki ölçü. Bu arada eser öyle bir eser ki re minör tonunda ve şu kalın mi teli düşürülüyor. Böyle arkadaşlar re'ye akortlanıyor. Çünkü bize kalında bir bas, re veren bir ses lazım. İşte onu böyle temin ediyorlar. Sonra işi bitince parçalarda genelde kalın tel mi'dir ya, tekrar o teli mi'ye sıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi biraz çalmaya gayret edeyim. Evet arkadaşlar, kulağınıza sanıyorum gelmiştir. Bir takım çarpmalar var. Bakın şu yaptık işte. İşte bu çarpmalar ya da şu kaydırma var. Aslında şu kaydırma da sanıyorum kullanılıyor. Evet arkadaşlar, bu tür şeyler işte biraz doğu müziğini, Arap müziğini andırıyor. Tabi parçaların daha sonra ölçüleri var. İnşallah ileride sizinle birlikte bu parçayı çalışırız. Tabi biraz virtüöz parçası. Bunu bütün ustalar çalıyorlar. John Williams'tan dinleyebilirsiniz. Julian Brin'den dinleyebilirsiniz. Efendim, hep aklıma bu ustalar geliyor çünkü ben onlarla büyüdüm. Tabii ki Andres Segovia'dan da dinleyebilirsiniz eski kayıtlardan. Ve güncel bütün gitaristler bunu çalıyorlar. Ülkemizden de yine görme engelli gitarist arkadaşımız sevgili Onur Yılmaz'ın da sanıyorum internette böyle bir kaydı, Arap Kapriçosu kaydı olacak. Ben de açıklama kısmına bir link bırakmaya gayret edeceğim. Evet, videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Hepinizi selam ve sevgiyle uğurluyorum. Bir sonraki derste ve artık iki teli, si ve mi telini birlikte kullanacağımız derste buluşmak, görüşmek üzere. Hoşça kalın.